17. Allahü Teala bir insanda bulunabilecek görünür görünmez bütün iyilikleri, bütün üstünlükleri, bütün güzellikleri sevgilisinde toplamıştır. Mesela insanların en güzel yüzlüsü ve gayet nurani benizlisiydi. Mübarek yüzü kırmızı ile karışık beyaz olup ay gibi nurlanırdı. Sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır ruhları cezbederdi. Aklı o kadar çoktu ki, Arabistan yarımadasında, sert, inatçı insanlar arasında gelip, çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek, onları yumuşaklığa ve itaate getirdi. Çoğu dinlerini bırakıp, Müslüman oldu. Ve dini İslam yolunda, babalarına ve oğullarına karşı harbetti. Onun uğrunda, mallarını, yurtlarını feda edip kanlarını akıttı. Halbuki böyle şeylere alışık değildiler. Güzel huyu, yumuşaklığı, affı, sabrı, ihsanı, ikramı o kadar çoktu ki herkesi hayran bırakırdı. Görenler ve işitenler seve seve Müslüman olurdu. Hiçbir hareketinde, hiçbir işinde, hiçbir sözünde, hiçbir zaman, hiçbir çirkinlik, hiçbir kusur görülmemiştir. Kendisi için kimseye gücenmediği halde, din düşmanlarına, dine dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetliydi. Herkese karşı yumuşak olmasaydı, peygamberlik heybetinden, büyüklük hallerinden, kimse yanında oturmaya, ve sözünü dinlemeye takat getiremezdi. Kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de milyonlar dökerek ve Yahudi, papaz, mason güçlerini kullanarak çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyetin yayılmasını önlemek için dövüşmeye mecbur oldu. Kur'an-ı Kerim'de kimsenin yapamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Burada altısını bildirelim. Birincisi, icaz ve belagattır. Yani az söz ile ve pürüzsüz ve kusursuz olarak çok şey anlatmaktır. İkincisi, harfleri ve kelimeleri Arap harflerine ve kelimelerine benzediği halde ayetler yani sözler ve cümleler onların sözlerine ve şiirlerine ve hutbelerine hiç benzemiyor. Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir. Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında Onların sözleri cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor. Üçüncüsü. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında böyle arzu ve lezzet artması olmuyor. Usanç hasıl oluyor. Yorulmak başkadır, usanmak başkadır. Dördüncüsü, geçmiş insanların hallerinden bilinen ve bilinmeyen birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Beşincisi, İleride olacak şeyleri bildirmektedir ki, Bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır. Altıncısı, kimsenin hiçbir zamanda hiçbir suretle bilemeyeceği ilimlerdir ki Allahü Teala ulumi evvelini ve ahirini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu, hakikat kitabevinin Türkçe ve İngilizce neşrettiği Herkese lazım olan iman kitabında çok güzel izah edilmektedir. Demek oluyor ki büyük bir şehirde herkesin arasında doğup yetişmiş, 40 sene birlikte yaşayıp bir kitap okumamış, seyahat etmemiş, şiir söylememiş ve nutk vermemiş iken birdenbire kimsenin söyleyemeyeceği ve altısını bildirdiğimiz incelikleriyle her sözün ve her kitabın üstünde bir kitap getiren ve güzel huyları ve üstün halleriyle bütün insanların ve peygamberlerin salavatullahi teala aleyhim ecmaîn her bakımdan en iyisi olan bir kimsenin Allahü Teala'nın sevgili peygamberi olduğu akıl ve vicdan sahipleri için pek açık bir hakikattir.